Şu Tamamdır. an kayıttayız. Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün patoloji uzmanımız Doktor Cumhan Bey ile patoloji ihtisası ve uzman üzerine bir röportaj yapacağız. Cumhan Bey merhaba. Özellikle sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Merhabalar. Ben Cumhan Şavlı. Kocaeli Üniversitesi mezunuyum. Uzmanlık ihtisasımı Samatya İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tamamladım. Şimdi Gaziantep'te zorunlu hizmet görevimi yerine getiriyorum. Böyle. Çok teşekkür ederim. Bu branşı tercih etmenizdeki öncelikli sebep ya da sebepler neydi acaba? Şimdi öncelikle bu branş çok fazla aslında klinikten uzak gibi gözükmesine rağmen klinikle iç içe bir branş. Bu nedenle hani tercih edilebilir bir branş. Ben de bu nedenle tercih ettim. Özellikle günümüz şartlarında hani hasta bakmak veya işte cerrahi operasyon yapmak bazı arkadaşlarımız tarafından tercih edilmeyebiliyor. Ama aynı zamanda işte çok da uzaklaşmayayım ben tıptan. İşte genel nosyonumu kaybetmeyeyim denildiği zaman burada akla ilk gelen branşlardan biri patoloji olmalı ve bu şekilde oldu benim için de. Yani gerek vakaları değerlendirirken olsun, gerek makroskopi ve mikroskopi örneklemeleri olsun. Yani öğretimimizden, eğitimimizden kendimiz bir şeyler katarak yaptığımız bir yolculuk aslında patoloji. Bu açıdan öncelikle tercih edilebilir. Ardından tabii ki polikliniğimizin olmaması, nöbetlerimizin olmaması tercih ettik arkadaşlar için avantaj sayılabilir. Tabii ki birazcık yorucu bir branş. Hani tıp hayatımız boyunca da gördüğümüz bir yoğunluğu var. Fakat hani üzerinden gelinemeyecek bir yoğunluk değil. Zaman zaman oldukça sakin geçen, sadece işte mikroskobumuzla kahvemizle baş başa kaldığımız ve vakalarımızla baş başa kaldığımız güzel bir ortamı var. Bu şekilde de tercih edilebilmesi önemli. Bu ve birçok nedenle de tercih edilebilir. Ama işte dediğim gibi en önemli ön plandaki şey aslında bir miktar poliklinikten, cerrahiden uzaklaşmak ama genel bilgilerimizi de unutmamak olmalı. Ben sizi biraz Bu hem şekilde eski tercih edilebilir bir branştır. teşekkürler. Ben sizi biraz eski asistanlık yıllarınıza Evet. götüreceğim. Hem sizin asistanlık yıllarınız hem de genel Tabii. çapınızda gördüğünüz günümüzdeki asistanlık şartlarını konuşmak isterim. Bu branşın asistanlığı nasıldır? Hani ilk yılda çömezlikte nasıldır? Kıdemlendikçe iş yükü nasıl gider? Yoğun bir asistanlık dönemi mi geçirir? Çalışma şartları nasıldır? Biraz sizden bilgi alabilir miyiz? Tabii. Şimdi öncelikle aslında çalışma şartları hastaneden hastaneye değişiyor patolojinin. Özellikle üniversite hastanesi mi, eğitim araştırma hastanesi mi bu çok fark ediyor. Üniversite hastaneleri tabii ki çok yoğun. Özellikle büyük illerimizde Ankara, İstanbul, Bursa gibi hastanelerimizde üniversite hastaneleri çok çok yoğun. Yani nöbetimizin olmaması bir avantaj tabii ki ama yani mesai saatlerimizin dışına çıktığımız çok zaman olur. Yani işimizin 7'de 8'de bazen 9'da bittiği, onun dışında hafta sonları çalışmamızın gerektiği bazı haftalar olabiliyor. Sadece güzelliği şurada, biz işimizi yarım bırakıp sonradan da yapabiliyoruz. Çünkü önümüze preparatlar geliyor. Bu nedenle günümüzün planını ona göre çıkarttığımız sürece herhangi bir sorun olmuyor. Bu büyük bir avantajlarından birisi. Onun dışında çömezliği birazcık zor olabilir. Çünkü cerrahi bir branştır. Arkadaşlar da bilirler. Cerrahi branşlarda bazen ast-üst ilişkisi olabiliyor. Biraz hiyerarşik bir yapısı olabiliyor. Bu da tabii ki tercih edilen bölüme göre değişiyor. Yani hiçbir hiyerarşinin olmadığı, bütün asistanların eşit koşullarda ve eşit görev paylaşımlarına, sorumluluklarına sahip olduğu bölümlerin olmasının yanı sıra bazen birazcık daha çömezlerin ön plana çıktığı, işte frozen kesitlerde rol oynadığı, makroskopik incelemelerde daha fazla rolünün olduğu bazı uygulamalar da olabiliyor. Fakat genel itibariyle dediğim gibi güzel bir asistanlığı vardır. Sadece dediğim gibi sorumluluğunu, planını iyi çizenler
işini erken de bitirip, güzel bir vakit aralığında bitirip kendini geliştirmeye fırsatı da olur. İleride de bahsederiz zaten. Yani patoloji çok okumayı gerektiren bir branş. Hani bununla da ilgili çeşitli vakti kalır. Onun dışında eğitiminden değinmek istiyorum ben. Eğitiminin çok önemli olduğu bir branş. Çünkü diğer branşlarda gibi poliklinik hizmeti vermeden uzmanıyla birebir ilişkide olduğumuz bir branş. Yani uzmandan doğrudan karşılıklı bakarak, ikili mikroskopta bakarak doğrudan öğrendiğimiz bir branş. Onun dışında eğitim saatlerimiz oldukça verimli geçer. Diğer branşlarda da vizitler olduğu gibi bizim de makale, işte seminer, onlu mikroskoplarımız oluyor büyük. Onlar da beraber vaka bakma şeklinde çok sayıda alternatif eğitim yöntemimiz de var. Bu açıdan da eğitimi aslında doyurucu bir branştır. Çok güncel konuları olan, sıklıkla değişen, yenilenen bir branş. Bu açıdan da tabii ki asistan arkadaşlarımıza sorumluluk düşer. Hani yeniyi takip etme, en günceli öğrenme şeklinde bir öncelik olur. Fakat bunu uzmanlarımız ve işte eğitim kadroları genellikle kolaylıkla arkadaşlarımıza sunar. Onun dışında aslında patolojiyi iki kısımda incelemek doğru olacaktır. Bir makroskopi kısmı var, bir de mikroskopi kısmı var. Makroskopi kısmı bizim piyesleri, cerrahi piyesleri incelediğimiz, anomalileri, normal olmayan yapıları aradığımız, bulduğumuz ve buralardan örnekleme yaptığımız bir incelemeyken, mikroskopi incelememiz preparatlar üzerinden, yani çeşitli işlemlerden geçirilen dokuların önümüze getirildiği lamlar üzerinden, lamel üzerinde incelediğimiz bir bölüm. Dediğim gibi esas aslında zevkli olan kısım bir miktar daha mikroskopi bölümü. Makroskopi tabiri caizse birazcık patolojinin pis iş tarafı. Çünkü işte çok sayıda cerrahi preparat, işte bunun kolonu var, daha farklı organları, tümörleri vesaireleri var. Bu nedenle birazcık daha pis. Esas mikroskopisi ilgimizi çekecektir. Bu aslında bir bulmaca çözmeye benziyor. Hani tabii ki bütün branşlarda bulmaca çözüyoruz. Bir dahiliye hocamız da hastalığı hakkında yola çıkıp sonuca ulaşmaya çalışıyor. Fakat patoloji tamamen aslında kişisel bilgi ve deneyimlerinizle yola çıktığınız ve bir vakayı çözmeye çalıştığınız, çeşitli yöntemlerden yararlandığımız, immünistokimyasal olabilir, moleküler belirteçler olabilir. Bunlar da çeşitli yardım alarak, bunları doğru kullanarak, yerinde ve zamanında kullanarak yol aldığımız bir branş. Bu açıdan da oldukça zevklidir. Asistanlığı da çok çok zevkli geçer. Fakat dediğim gibi makroskopi kısmı birazcık daha zorludur. Bu nedenle de yani arkadaşlarıma önerim, eğer tercih etmek istiyorlarsa patolojiyi, güzel yanları kadar birazcık da makroskopi yanı, hani güzel olmayan, tırnak içinde söylüyorum, güzel olmayan yanı olabilir. Bu açıdan hani tercih etmek isteyenleri gidip makroskopi zamanlarında izlemelerini, en azından o ortamı bir teneffüs etmelerini öneririm. Onun dışında eğitimimiz dediğimiz gibi oldukça iyidir ve yani genellikle karşılıklı olduğu için öğrenmeye açık bir branştır. Hani polikliniklerde veya cerrahi branşlardaki gibi ameliyatlarda hani birazcık daha kendi başına öğrenip deneyimlediğin şeyleri biz aslında uzmanlarımızla, doçentlerimizle, hocalarımızla karşılıklı bir şekilde öğreniriz. Onun dışında yani şunu sormak, ast üst ilişkisi dediğim, evet. Tabii buyurun. Bir de benim duyduğum genel bir şöyle bir duyum var. Patoloji asistanı mutlaka bir mikroskobu olur ve mutlaka akşam evine iş götürür tarzında bir kanı var. Bu ne kadar doğru, ne kadar doğruysa ne kadar bir yoğunluktadır. Yani şimdi birazdan içeri gidip ben de vaka bakacağım açıkçası. Mikroskobum var tabii ki evimde. Yani bu aslında şöyle birazcık günü planlamaya bağlı. Eğer benim mesela asistanlık dönemimde herhangi bir mikroskobum yoktu. Fazla da yani geç vakte kalmamaya çalışırdım. Çok fazla işim taşmazdı. Bu tabii ki sizin el hızınızda, bir miktar deneyiminizde, yani ilk başta başladığınızda tabii ki işler uzar. Ama bu her branşta böyle. Yani bir cerrahi branşta başlarsın. Önce işleri birazcık elini yüzüne uğraştırırsın. Ne yapacağını bilemezsin. Bu süreçleri uzatan durumlardır ama gün geçtikçe hızlanır ve çok fazla kalmaz.
Tabii ki yani evde bakmanın rahatlığı var. Böyle bir branştır. Güzel bir branş. Yani bu da bir artı bir yönüdür. Hani sen o gün canın sıkılır. Camlarını alırsın. Evde bakarsın. Veya işte o gün çok yavaş gitmişsindir. Başka işlerin çıkmıştır hastanede. Camları alır. Evde bakarsın. Bu olabilecek şeyler. Yani işi eve getirme değil de aslında hani rahatlık olarak görebiliriz bunu. Hani daha çok daha rahat bir, daha free time yani şekilde değerlendirebiliriz. Anladım. Peki bu branşı tercih edecek kişiler, diğer arkadaşlarımız tercih edecekleri yerlerde öncelikle nereye dikkat etmeli? Cihaz olabilir, bir hoca kadrosu olabilir, özellikle bir birim olabilir. Tabii. Hani gittiği yerlerde neyi sorgulaması ve neye bakması gerekiyor? Şimdi evet çok önemli bir soru, konu tabii bu. Çünkü yani kişinin bir 4 yıl boyunca aldığı eğitimi, belki ileride yapacağı mesleği sevmesini, kendi branşını sevmesi açısından oldukça önemli. Bunun en önemli şeyi tabii ki öncelikle bir patoloji laboratuvarının doğru koşullara sahip olması, uygun koşullara sahip olması. Maalesef ki patoloji bazı hastanelerde çok önemsenmeden kurulan, aslında çok tam tersi olması gerekir. Yani patoloji aslında bir hastanenin göbeği olması gerekirken bazen birazcık daha dışarılara, işte aşağı katlara, bodrum katlara, zemin katları konulabilen bir branş. Bu açıdan tercih edecek arkadaşlarımın özellikle gezmelerini tavsiye ederim. Çünkü işte nöbet olmamasına rağmen dediğim gibi mesai saatlerinin dışına taşan bir çalışma koşulumuz olabiliyor. Bu nedenle de hani insanın kendini daha rahat hissedebilmesi için bir miktar dışarıda veya işte yani zemin katta veya bodrumda veya dış yerlerde olmaması aslında ilk basamak. Onun dışında hastanenin patoloji özellikle kimyasallarla ve boyalarla çalıştığı için bir yani doğru havalandırma sisteminin kurulmuş olması gerekir. Bu tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın hani yaptığı yönergeler karşısında denetimlerinin yapıldığı bir konu. Fakat yine de bazı eksiklikler, aksaklıklar olabiliyor. Bu açıdan önemli. Yani havalandırması vesairesi iyi olmalı. Onun dışında tabii ki uzman kadrosu ve eğitim kadrosunun iyi olması, fazla olması tabii ki önemli. Bu açıdan da zaten aslında benim naçizane tavsiyem tabii ki üniversite hastanelerinin bir kademe daha ileride olmasıdır. Fakat bunun da şöyle bir handikapı olabiliyor. Yani şimdi üniversite hastaneleri var tabii ki. Fakat bazı illerimiz tabii ki daha küçük iller, yoğunluğun daha az olduğu iller. Bu illere de tabii ki ameliyat materyalleri düşük olduğu için arkadaşlarımız belki atıyorum büyük bir ildeki eğitim araştırma hastanesi kadar faydalanamayacaktır. Bu açıdan da vaka sayılarını, yapılan vakaları, vakaların niteliklerini yani bir bölümde sadece safra kesesi ameliyatı yapılıyorsa bir hastanede veya çok yoğun safra kesesi apendiks tabii ki olacaktır. Bunlar sık operasyonlar. Fakat neredeyse günlük rutinin tamamında bu branşlar, bu ameliyatlar oluşturuyorsa bu da kişiye tabii ki olumsuz yansıyacaktır. Çünkü patoloji dediğim gibi toplanılan bir, deneyim kazanılan bir bölüm. Ne kadar fazla parça, ne kadar fazla cerrahi ameliyat, ilginç prosedür. Bunlar hepsi bizim eğitimimize katkı sağlayacak şeyler. Bu açıdan vakaları sormaları gerekir. Eğitim kadrosu tabii ki önemli. Alanında yetkin hocalarımızın olması tabii ki ekstra artı sağlayacaktır. Şöyle de bir artısı olacaktır. Çevre il ve ilçelerden de hocalarımıza konsültasyon vakalar geliyor. Çünkü biz de lamlemel üzerinden değerlendirdiğimiz için vakalar kolaylıkla bir yerden bir yere taşınıp tekrar bir görüş alma yöntemine gidilebiliyor. Bu şekilde de zor ve ilginç, nitelikli vakalar büyük hastanelerimize, büyük üniversitelerimize gider. Bu şekilde de eğitimimize önemli bir katkısı olur. Onun dışında eğitim saatleri ve eğitim şartları sorulabilir. Tabii ki dediğim gibi eğitim karşılıklıdır, birebirdir. Fakat eğitim saatlerinin olması, onlu mikroskopta eğitim verilebilmesi bir bölümde önemlidir. Üniversite hastanelerinde bazen bu yoğunluğa bağlı olarak aksatılabiliyor, eksiklikler olabiliyor. Bunların sorgulanması çok önemli. Onun dışında asistan sayısı tabii ki bir cerrahi branş gibi çok çok önemli. Makroskopik değerlendirme olsun, frozen değerlendirmeler olsun, bunlar başlıca asistan görevleridir. Bu nedenle de asistan sayısı fazla olduğu bölümlerde iş yükünüz azalacak, daha keyifli, daha
uygun şartlarda eğitim alabileceksinizdir. Bu nedenle de asistanın fazla ve asistan ortamının da iyi olduğu bir bölümü tercih etmeleri gerekir. Onun dışında tabii ki çok çok önemli bir hatırlatmam veya uyarım da asistan arkadaşlarıma, tüsiyer arkadaşlarıma. Makroskopi özellikle en çok geri durulan, bu nedenle istifaların olabildiği bir kısım dediğim gibi. Bu açıdan da öncelikle en azından birkaç yerde makroskopiye girmelerini, bir göz atmalarını tavsiye ederim. Onun dışında bizim dediğim gibi patoloji çok hızlı ilerleyen bir branş. Yani immünistokimyasal olsun, moleküler olsun çok çok fazla tepkiki olan bir branş. İmmünistokimyasal değerlendirmenin olmadığı veya şartların uygun olmadığı bölümlerin çok tercih edilmesini tavsiye etmiyorum. Çünkü immünistokimya bizim artık elimiz kolumuz gibi bir şey olmaya başladı. Onun dışında yeni yeni artık moleküler bölümlerin olduğu, moleküler patoloji laboratuvarlarının olduğu hastanelerimiz de var tabii ki, büyük hastanelerimiz. Bu alanda da asistan arkadaşlarımın öğrenmesi ileri yaşamlarında çok çok katkısı sağlayacaktır. Çünkü artık immünistokimyasal artık neredeyse her hastanede olduğu gibi moleküler yöntemlerde yavaş yavaş her hastaneye kurulacak ve patoloji eğitiminin, patolojinin bir parçası olacaktır. Bu açıdan da moleküler branşında olmasını sorgulamalarını tavsiye ederim ve bu açıdan da bir düşünmelerini tavsiye ederim kendilerine. Teşekkür ederim. Sanırım asistanlıkla ilgili ve tercihlerle ilgili çok güzel ve özel bilgiler verdiniz. Ben biraz da uzmanlık sürecine geçmek istiyorum. Patoloji uzmanları devlette çalışma şartları nasıldır? İcap eden bir durumları var mıdır? Maddi olarak kazançları ortalama döner ya da bir onun üzerinde midir ya da altında mıdır? Tatmin edici midir? Bu yerine göre nasıl değişir? Biraz devletle ilgili bilgi almak isteriz. Tabii şimdi devlette aslında patoloji branşı açısından perifer illerde bazı bir takım sorunlar olabiliyor. Laboratuvarları tabii ki bir üniversite hastanesi, büyük şehirler üniversite hastanesi veya eğitim araştırma hastanesi kadar yetkin olmayabiliyor. Özellikle periferde, ilçede görev yapacak arkadaşlar için bu önemli bir konu olabiliyor. İmmünistokimyasalı tepkiye olmuyor. Hatta bazen uygun ve yeterli bir patoloji laboratuvarı da olmayabiliyor. Bu açıdan bir miktar sorunlu bir branş. Fakat onun dışında tatmini yüksek bir branş. Çünkü hastaları doğrudan tedavi almalarını, hastalığının özellikle de kanserlerin, tümörlerin evrelemelerini yaptığımızdan dolayı doğrudan tedavi almalarına katkı sağlıyoruz. Tedavi süreçlerini onkologlarla, kadın doğumcularla ve bütün branşlarla, cerrahi bilimlerle daha fazla olmak üzere irtibat içerisinde oluyoruz. Ve dediğim gibi bilgilerimizi çok fazla unutmuyoruz. Bu açıdan da önemli ve güzel, tatminkar bir bölüm. Tabii ki kazanç herkes için önemli. Fakat yani patoloji genellikle ya ortalamadan alır, ortalama bir performanstan puanlandırılır ya da artık başhekimin ve hastane yönetiminin birazcık inisiyatifine kalmış şekilde ortalamadan verilmeyebilir. Yani performans yapma birazcık patolojide zor gibi gözükür genellikle. Çünkü maalesef ki düzgün bir ayarlama olmadığından dolayı performans puanları diğer branşlara göre birazcık geride kalır. Fakat yeni yeni artık çok sayıda özel hastane kuruldu ve bunların tabii ki patoloji bilimine çok çok ihtiyaçları oluyor. Bu açıdan iş imkanları artmaya başladı son yıllarda. Yeni özel hastanelerin vesairenin kurulmasıyla benim de arkadaşlarım, hani özel hastanelerde çalışan arkadaşlarım var. Onun dışında patolojide özel laboratuvar açma gibi bir yöntem de bulunuyor ve hali hazırda çok sayıda özel patoloji laboratuvarı var. Bu laboratuvarlar genellikle özel hastanelerle daha küçük çaplı çalışan özel hastanelerle anlaşarak preparatları, vakaları o şekilde değerlendirme yoluna da gidebiliyorlar. Dediğim gibi hani nöbetimizin olmaması tabii ki bir eksi, hem maddi açıdan
Bu bir eksi oluyor. Fakat işte dediğim gibi daha rahat ve nöbet istemeyen arkadaşların için de önemli bir konu. Nöbet olmadığından dolayı tabii maddi kaybı bir miktar oluyor. Onun dışında performans dediğim genellikle ortalamadan oluyor. Yani işte patoloji diğer branşlara göre ortalamadan veya ortalamanın birazcık daha altından kazanan işte biyokimya, mikrobiyoloji gibi temel branşlara benzer bir kazanım sağlayan branşımız oluyor. O açıdan da aslında yani fena olmayan bir branş diyebiliriz. Anladığım kadarıyla devlette şöyle bir durum söz konusu uzmanlar için. Eğer büyük illere düştüyse biraz çalışma iş yükünün ağır olduğu ama yine nöbetin olmadığı. Doğrudur. Küçük illere düştüğümüz zaman biraz evet. Daha periferik illerde uzman olarak biraz daha rahat çalışabildiğimiz bir uzmanlık branşı diyebiliriz. Onun ayrıyeten de özel hastanelerde. Doğrudur. Daha çok da benim gördüğüm, hani diğer hekim arkadaşlarımızın da gördüğü, daha çok özel bir patoloji laboratuvarı ya da bir muayenecilik sistemini demeyelim de biraz laboratuvar ağırlıklı bir sistemin daha çok olduğunu gördüm. Galiba patologlar daha spesifik, kendine özel, dışarıdan iş anlaşmalı şeklinde meslek hayatlarına daha çok özel şekilde götürmeye çalışıyorlar. Peki, İdame ettirebiliyorlar. Evet. Maddi olarak bu dışarıda götürmeye çalıştıkları kısım işe karşılıklı bir maddiyat kazançları tatmin edici seviyeye ulaşıyor mu acaba? Yani tabii ki ulaşıyor. Yani devletle karşılaştırıldığında özel hastanelerin bir tık daha iyi kazandıklarını düşünebiliriz. Fakat yine de hani bu yani tabiri caizse atlı deve değil. Yani hani bir çok küçük bir farkları oluyor. Ama tabii özel laboratuvarlar, özel büyük laboratuvarlar hani onlar gerçekten işini hakkıyla yapan laboratuvarlarımız iyi maddi kazançlar sağlıyor. Özellikle bu özel hastanelerde, büyük özel hastanelerde çalışan özel laboratuvarlar da var. Bunlar gerçekten iyi kazançlar, iyi kazanımlar sağlayabiliyor patoloji branşı adına konuşmak gerekirse. Cerrahlar iyi bir patolog arıyor sözü doğru mudur? Doğrudur. Tabii ki doğrudur. Yani cerrahlar zaten hani bizim ağzımıza bakmak zorunda kalıyorlar tabii ki. Hem onlar bize ihtiyaç duyuyor hem biz onlara ihtiyaç duyuyoruz. Onlar ameliyat yapmazsa biz oturuyoruz. Biz doğru düzgün çalışmazsak onlar emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Hastalar faydalanamıyor. Tabii ki iyi cerrah, iyi patologla eşleşmeli, uygun olanı bu olması. İyi demişken ben şu soruyu da sormak isterim. Bir patolog malpraktis sorunuyla ne kadar sıklıkla karşılaşır? Şimdi patolojide, Türkiye'de bu durum pek fazla daha gündeme gelmedi. Yani biz patologların ben şu ana kadar herhangi bir malpraktis davasıyla karşılaştığımı daha duymadım. Diğer branşlara oranla bu açıdan birazcık daha avantajdayız hala. Şöyle patoloji birazcık açıkçası daha subjektif bir branş. Yani kişiye bazlı birazcık önemli. Yani kişinin değerlendirmeleri önemli olduğu için yani çok fazla öyle hani malpraktis sen niye böyle dedin denildiği çok karşı yani çok görülmemiş bir durum. Tabii ki hani biz de hata yapabiliyoruz bazen. İşte örnek vermek gerekirse bazı tümörler oldukça fazla reaktif durumlara benzeyebiliyor. Hani yanlış kararlar olabiliyor. Konsültasyonlar, tekrar değerlendirmeler oluyor. Fakat bunlar herhangi bir dava sürecine henüz dönüşmedi. Ben duymadım Türkiye'de. Dünyada da bu şekilde şu an. Hani çok fazla tabii ki malpraktis davası, hastaların davası görülmüyor. Hani bir cerrahi branşta da henüz değil. Yani ilerleyen dönemlerde de ben çok olacağını zannetmiyorum açıkçası. Yani patologlar genellikle kendini iyi yetiştiren ve bir rapora imza attığı için elinden geleni yapan bir branş oluyor. Çünkü raporumuz bizim uzun yıllar boyunca saklanan ve kanıt görevi görebilecek kağıtlar, belgeler. Bu nedenle de yani bir patolog kendinden emin olmazsa, vakasından, bilgisinden emin olmazsa tabii ki hocalarına danışır. Hocaları da gerekli deneyim ve tecrübelerle bu vaka
bir şekilde çözüme ulaştırılır ve bu nedenle çok fazla malpraktisi olmaz patoloji branşında. Peki branşınızın geleceği konusunda düşünceleriniz nelerdir? Vallahi branşımız gün geçtikçe zorlaşıyor, gün geçtikçe ilerliyor, takip etmesi oldukça zor olmaya başlıyor. Bu öğrenciler arasında da bir aslında tabudur. Patolojinin işte bilmem kaç tane kitabı var, ben bunları nasıl çalışacağım, nasıl öğreneceğim diye bir tabusu var. Bu hem doğru hem yanlış. Dediğiniz gibi yani bir midenin 5-10 tane farklı kitabı var, bir karaciğerin 5-10 tane farklı kitabı var. Tabii ki bunlar benzer şeyleri, benzer bilgileri içeriyor. Bu nedenle de hani aslında burada da onu söylemek yeridir. Hani aslında arkadaşlarımın veya tercih edecek insanların da korkmaması gerekir. Fakat bu bir doğru. Yani gün geçtikçe patolojinin bilgisi artacak. Artık özelleşmeler başlayacak. Şu an patolojinin sadece tek yan dalı var mesela sitopatoloji. Bu gün geçtikçe ileriki dönemlerde ayrılmak zorunda kalacak. Bu kitap sayısı vesaire bunu gösteriyor. Yani bir branşlaşma olacak. Aslında artık gastropatoloji olacak. İşte jinekopatoloji olacak. Bu branşlaşma tabii ki var. Hastaneler içerisinde bazı hocalarımız sadece jinekopatoloji bakar. Bazı hocalarımız sadece meme bakar. Fakat bu Sağlık Bakanlığı'nın ve diğer dünyadaki bir branşlaşma şeklinde, yandallaşma şeklinde değil. Daha çok bölüm içerisindeki işleyişi yürütebilmek için yapılan bir branşlaşma. Fakat patoloji ileriki dönemlerde branşlaşacaktır. Gün geçtikçe de zorlaşacaktır. Örnek vermek gerekirse artık beyin tümörleri moleküler yöntemlerle neredeyse tanı konulabilecek düzeye geldi. Yani bir görüntü tabii ki çok önemli. Ayırısını yapmak tabii çok önemli ama yani bunun aslında amacı hani yapılan moleküler tetkiklerin biraz sınırlarını daraltmak. Biz şu düşünüyoruz. Moleküler tetkiklerle bunu onaylayalım, konfirme edelim şeklinde olacaktır. O nedenle patoloğun görevi hiç bitmez. Çünkü biliyorsunuz çok fazla moleküler, çok fazla genetik, yani bunların hepsinin uygulanması pratikte mümkün olmayacaktır. Patolog ileriki dönemlerde bence ayrıca tanı yapacaktır. Şu olabilir, morfoloji bana bunu gösteriyor. Moleküler yöntemlerle konfirme edelim şeklinde bir branş olacaktır. Ve ben ileriki dönemlerde yine radyoloji bölümlerinde olduğu gibi artık evden veya ofisten çalışmaların çok fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü patoloji dediğim gibi kolaylıkla taşınabilen, preparatları kolaylıkla aktarılabilen bir branş. Bu nedenle de hani artık evden veya ofisten çalışma gibi bir yönteme ileriki dönemlerde geçilecektir diye düşünüyorum. Onun dışında patoloji hiç durmayacak. Patoloji hep yenilenecek. Bizim çok sayıda kitabımız her 5 yılda bir kendini yeniler. Neredeyse yani bilgilerinin %20'si 30'u değişir, eklenir. O yüzden de devamlı okumayı gerektiren bir branş, zevkli bir branştır. Bu şekilde bir değişiklik olacaktır diyor. Ben en önemli soruyu sormak istiyorum size. Bu branşı kimler tercih etmeli? Tabii ki. Bu branşı hasta muayene etmeyi, dokunmayı, hastaya dokunmayı sevenler tabii ki tercih etmemeli. Çünkü yani genellikle istifalar, vazgeçmeler bu yerden sonra oluyor. Ya ben hastaya dokunmayı, muayene etmeyi, bir fizik muayene yapmayı özledim diyen arkadaşlarım çok fazla tercih etmesinler. Biraz hayal kırıklığına uğrarlar. Fakat hani hiç de yani ben bir biyokimya, mikrobiyolog kadar da uzaklaşmayayım. Hastalıkların içerisinde kalayım. Birazcık da nöbet de bana göre değil. Nöbette çok strese giriyorum. İşte kendim mesela ben intern dönemlerinde nöbetlerde uyuyamazdım vesaire, dinlenemezdim. Hani böyle yıpranmaya giden arkadaşlarımın da kesinlikle tercih etmesi gereken bir branş. Onun dışında okumayı sevme önemli bir şey patolojide. Tabii ki her branşta okumak var ama patolojide bu birazcık daha fazla var. Okumak patolojide iyi İngilizce, iyi yabancı dile sahip olmak sizi öne geçirecektir. Bu açıdan da düşünmeniz gerekir. Yani okumayı sevmeyen çok fazla. Ben ameliyat yöntemlerini öğreneyim, cerrahiyi öğreneyim, o şekilde kendimi devam ettirebilirim diyen arkadaşlarımın biraz uzak durması daha mantıklı olacaktır diyorum. Evet,
Ben güzel sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Patolojiyi çok güzel anlattınız. Hem ihtisas hem uzmanlık sürecine. Son bir şey söylemek isterseniz arkadaşlarımıza, son sözü yine size bırakmak isterim. Patoloji de birazcık bilinmeyen bir bölüm. Gerek eğitimimiz sırasında, gerek TUS sırasında vesaire çok fazla bilinmeyen bir bölüm aslında. Ben dediğim gibi klinik ve klinikten kopmayayım diyen arkadaşlarımın bir patolojiye göz atmalarını, en azından bir gidip görüşmelerini, bir oranın havasını teneffüs etmelerini öneririm. O açıdan çok önemli bir bölüm. Çok sayıda çalışma yapma fırsatı var. Çok sayıda literatür ortaya çıkarma fırsatı var. Bu açıdan da akademik yönden düşünen arkadaşlarım da patolojiyi özellikle tercih edebilirler. Herkes için hayırlısı olsun diyorum. Sorularınız için de teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederim ayrıca. Çok zevkli bir konuşmaydı. Umarım bütün arkadaşlarıma yardımcı olabilmişimdir. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Güzel sohbetiniz için. Çok çok sağ olun siz de.